İlk 88'de Sakarya'da görev aldığımda camide 80 yaşlarında bir dede vardı. Onu da çocukluk arkadaşı Dursun Ali miydi? Dursun Ali, Dursun amca. Dedi ki Mustafa, orijinal Karadenizliydiler. 60 yıldır evlisin dedi, hiç evden dedi sesiniz yükselmedi. Bu huzuru nasıl tesis ettin dedi ya. 60 yıldır, 60 yıllık evlilik. Benim çok dikkatimi çekti dedim. 60 yılın özetini dinleyeceksin şimdi. Çok dikkatli dinledim yani. Ya onun için çocukların büyüklerin yanında yetişmesi, anne baba yani anneanne babaanne, dede, efendim o 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık birikimini torununa aktarıyor. Sen 80 senelik tecrüben var. O çocuk daha 7 yaşında. İşte kaliteli bir dede, kaliteli bir anneanne, babaanne ne yapıyor? O hayat birikimini evladım, torunum şöyle yap, dikkat et diye birikimin aktarılması lazım. Yani çocuk bir defa babayı, dedeyi örnek almalı. Seni televizyonun başında, bilmem neyin başında görmemeli. Yani seni ya Kur'an okurken görmeli, ya zikir yaparken görmeli. Yani bizim çocuklara ne oldu? Güzel kardeşim, sana ne oldu? Akşam evde Kur'an okuyor musun? Senin evladın veya torunun seni şöyle tesbih çekerken görüyor mu? Bunları ortaya koymamız lazım. Örnek olmamız lazım. Laf üretmekle bunlar olmuyor. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri. Ne zaman gördüysem ya Kur'an okuyor, ya tesbih çekiyor, ya nafile namaz kılıyor, ya sohbet ediyor, ya ilmi bir şey yapıyor. Ben şeyhim, hadi bakalım bana bir bakın. Efendim elinde televizyon kumandası, sağa sola bak. Tövbe estağfurullah. Şeyh böyle şeyh mi olur ya? Mesela yani. Yani bir insan alim, veli, şeyh, dede, baba, efendim anneanne, babaanne, bunlar bir kalite. Onu taşımak gerekir. Taşıyamadığın zaman sağa sola fatura kesmekle olmuyor bunlar. Allah önce örnek olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Biz örnek olacağız. Dursun Ali dede dedi ki, ya Mustafa, 60 yıldır dedi bu huzuru nasıl tesis etti? Dedi ki evleneceğim zaman, dedim ki ey hanım, biz insanız. Böyle bahar gibi, kediler gibi yuva kurup miyav miyav olmaz. Allah'ın kaderi. Biz namusumuzu, dinimizi korumak için yaşıyoruz. Böyle anlatmış. Ondan dolayı Allah seni bana nasip etti. Beni de sana musallat etti. Ne yapayım dedi. Acayip. Nükteye bak. Seni diyor bana nasip etti diyor. Elhamdülillah diyor. Beni de sana musallat etti. Öyle diyeyim diyor. Ne diyeyim? Ama ben söz veriyorum senin %70'ine katlanacağım. Dinime, namusuma ihanet etmedikten sonra. Kırdığın diyor %70. Yanlış yaptığım zaman dersin ki söz vermiştin ya. Sözümü tutacağım. Sen de %30'una katlan. Bir yanlış yapınca hemen gırr, kafamın etini yeme diyor yani. %30 dedi bak senin. Bana %70. Oturduk karar verdik diyor, 60 sene geçmiş diyor. Yuvalardaki huzursuzluğun sebebi şu, karar vermemekten kaynaklanıyor. Bakıyorsunuz çok basit bir meselede insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Ailedeki meseleyi bir dinliyorsun. Hani fındık kabuğunu doldurmayacak derler ya, çok basit meseleler. Yuvalar yıkılıyor. Renginden, suyundan, şuraya gitmedik, bunu yapmadık, bunu almadın, bunu götürmedin. Ya birbirimize tahammülü bilmemiz lazım ya. Aradığımız yer cennet, cennet. Biz cennette değiliz. Dört dörtlük dünyada yuvası olan yok.